Marangoz hayatım 1988'de başladı ve şu ana kadar da devam ediyor. İlk başladığımız dönemler kürsü. Kürsüyle ahşap mobilya ayaklarını yapıyorduk. Ve ondan sonra plastik ayaklar çıktıktan sonra ayaklar iptal oldu ve kürsüye devam ettik. Bir süre kürsülerle uğraşırken bu sefer benim ustam Sıtkı ve Nezir ve bu sediri, Sıtkı ustam sediri icat etti. Ve bu sedirden dolayı şimdiye kadar da ve onun sayesinden bu işlemeye devam ediyoruz. Talep şu an sedirlere talep yoğun. Gerçekten bizim Diyarbakır bölgesi olarak bizim yaz yerleri olsun, kafeteryalarımız olsun, lokantalarımız olsun, aile bahçeleri olsun. Yani her sektörde bizim bu sedir tutulmaya devam ediyor. Ve bunu dışarıya da gönderiyoruz. Şu an elimde olan sipariş Çınar'dan, Bismil'den gelmiş. Biz ona 80 adet diyoruz ve bu 80 adet de elimizden gelene kadar biraz çabamız da mevcut olması şart. En azı benim tahminim göre bir 12-13 günde bitirmem lazım. Çünkü arkasında diğer siparişlerim de olduğu için biraz mücadelemiz yapmak zorundayız. Çıraklar zuşamanda zor. Biz kendimizi geçim kaynağını sağlamayınca şimdiki gençler hiç bir tanesi gelip çalışmaz bizde. Ben kendi şahsen kendi oğlumu yetiştirdim. Tam halfeliğe de getirdim. Çocuk şu an turizmi okudu. Şu an Antalya'da turizm otelinde çalışmasına devam ediyor. Benim işini bıraktı. Ya vallahi çocukluğumuzu düşünecek, şimdiyi düşünecek. Ama mesela aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi fiyatın önemli. Yani fiyat konusunda önemli. Fiyatın karşılığını alamadıktan sonra aynı sektör devam ediyor. O dönemde biz çocukken kürsü çıkardığımızda ustamıza derdi ki haftalığımız az. Yani diyor kürsü az para ediyor. Ne yapayım diyor. Hadi biz geçimimizi yapalım, sen nasıl ödeyelim. Şimdiki dönem aynı. Biz de gidip hani ustalar parmak azdır, fiyatını yükseltelim diyoruz. Adamlar diyor hani biz iş alamıyoruz. Senin fiyatına fiyat versek iş tutamıyoruz. O şekilde devam ediyor. Çırak da zaten gelmez. Çocuk şimdi bu şekilde bizim en son dönemimiz bizdir. Çırak yetişmez. Biz gittikten sonra işimiz ölüyor zaten. Hani en son nesil biziz. Daha bizden sonra yok. Şu an ben 50 yaşındayım. Benim ustam var bu işi yapan. O da şu an 65-70 arası. Yani bizden sonra yok. Ben de ustamdan sonra torna sektörü bitiyor. Yani bugün düşsek ölsek bitiyor. Nesil yetişmiyor. Ben yetiştiremedim. Çocuk gelip de bu toz toprağa girmez. Şimdiki nesil hepsi rahat. Rahat yetişiyor. Yani bizim gibi zorluğa gelip eti seni kemiği benim. Bir parça ekmek ver ye, işe devam et. O dönem bitti daha. Şimdiki çocuk gelmez. Mümkün değil. Çocuk parayı bile beğenmez. Verden haftalığı bile beğenmez.